TGRT Ankara stüdyolarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Artık yine 1 Kasım seçimlerine çok az bir süre kaldı. Bir taraftan seçimler yaklaşırken bir taraftan birçok soru gündemde. Terör 1, ekonomi 2. gündemimiz oldu. Dolar fiyatı da sürekli televizyondan izleyen ülke durumuna geldik. Bütün bunları konuşacağız. Hem siyasetin alt başlıklarını hem de ekonominin alt başlıklarını. İstikrar mı olacak, istikrarsızlık mı olacak? 1 Kasım'da aslında Türkiye bunun seçimini yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deyimiyle çok önemli bir konuğumuz var. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekçi. Sayın Bakanım, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Milano'dan da hoş geldiniz. Türk pavyonunun açılışını yaptınız özellikle dün. Bayağı hareketliydi aslında. Önce onunla başlayalım. Evet, hoş bulduk. Öncelikle program başlamadan önce bu ülkenin, bu milletin geçmişindeki bütün şehitlerimizle beraber, evet, son günlerdeki şehitlerimizi ve dünkü 5 polis şehit kardeşimizi de rahmetle, minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Amin inşallah. Allah onları sevdikleriyle cennetin en güzel yerinde kavuştursun. Ve bugünlerde tabii ki teröre karşı, bu hain girişime karşı, bu hain bu ülkeyi bölmek, bu ülkeyi parçalamak, bu milleti bölmek ve parçalamak, kardeşi kardeşe düşürmekle ilgili bu ihaneti birlik ve beraberliğimizle aşacağız. Bu hain ura karşı, hastalığa karşı en büyük ilaç, en önemli ilaç, en etkili ilaç, bunun kökünü kurutacak olan ilaç kardeşliğimizdir. Birlik ve beraberliğimizdir. Biz bir ve beraber olacağız. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla, bütün etnik gruplarıyla, Alevesiyle, Sünnisiyle. Biz bir oldukça bunlar kahrolacaklar. Ve inşallah bir gün gelip geldikleri gibi gidecekler inşallah diyorum. Milano'ya gelecek olursak, Milano'da şu anda Milano Expo Milano'da en büyük üçüncü ülke standı Türkiye'ye ait. Ama en güzeli Türkiye. Onu söyleyeyim her şeyden önce. Dün yapmış olduk, evvelsi gün, pazartesi gün Türkiye Milli Günü'ydü. Açılışı zaten 1 Mayıs itibariyle yapmıştık zaten. 31 Ekim'de sonlanacak. Dün de bize gelen sıraydı. Milli Gündü. Göndere bayrağımızı çektik. İstiklal Marşımızı okuduk. Orada etkinlikler yaptık. Mehteran'la Expo'nun ana caddesinde, cadde boyunca hep beraber Türkiye heyeti olarak yürüdük. Çok orada. Yoğun bir caddedir o cadde. Çok yoğun bir cadde. Gümbür gümbür bir Türk günü düzenledik orada. Muhteşem bir etkinlikti. Ve en çok ziyaretçi alan stand da Türk standı. Anadolu'yu anlatan. Özellikleri çok farklı. Tüm ülkelerin standları. Kapalı. Ve tek giriş kapısından insanları sırayla alırlarken, kontrollü bir şekilde alırlarken, işte hizaya sokarak alırlarken, Türkiye'nin standı Anadolu gibi. Mevlana'nın memleketi olan, Mevlana'nın yurdu olan Anadolu gibi. Biz diyoruz ki gel. Kim olursan ol, ne olursan ol, gel. Bizim standımıza Türkiye'ye nereden gelirsen gel diyoruz. Evet. Bugün de dediğimiz gibi, bakın bugün bütün dünya sıralamalar koyarken, bütün dünyada bu şu andaki göçmenlerle ilgili, mültecilerle ilgili dramların yaşanmasına sebep olurken biz gel diyoruz. Evet. Kapılarımız sonuna kadar açık. Efendim, aynı standımız gibi. Efendim, aslında tabii böyle şeyleri konuşmak çok daha önemli ama siyaseti ve ekonomiyi konuşacağız. Önce siyasetle başlayalım. Hafta sonu, cumartesi günü önemli bir kongre gerçekleştirildi. Bu kongrede genel başkan seçimleri ve ciddi bir MKYK'da değişiklik, ardından da MYK'da değişiklik. MKYK'nın içerisine bakıldığı zaman ekonomi anlamında çok ciddi bir değişiklik. 31 kişinin dışarıda kalması, ama bütün bunların ötesinde ön plana çıkan iki tane konu vardı. Listeler işte Sayın Cumhurbaşkanı tarafından verildi, olduğu gibi onaylandı. Bu çok yoğun bir şekilde sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında dillendiriliyor. Soru şu, siz de çok yakından biliyorsunuz. Hem orayı, Sayın Cumhurbaşkanı listeyi gönderdi, orada siz o listeyi mi onayladınız? Ben direkt bu soruyu sormak istiyorum size. Bu tabii topyekun bir dedikodu ve söylenti hareketi. Yani itibar suikasti operasyonu. Bugüne kadar AK Parti'nin bütün organları nasıl oluştuysa, ilk kurulduğu andan itibaren nasıl ki biz bütün kararlarımızı da öyle yaptık. Bakın 7 Haziran seçimleri oldu. 7 Haziran seçimlerinden sonra başbakanımız, genel başkanımız Türkiye'de seçim sonuçlarıyla ilgili istişare etmediği parti örgütümüzün hiçbir kısmı kalmadı. Kalmadığı gibi bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, daha halkımızın tamamına varan anketlerle. Bugüne kadar bizim bütün parti yönetimimizle ilgili listeler yoğun istişareler sonucu olur.
parti örgütümüzün tüm mensuplarıyla, bütün il başkanlarıyla, bütün teşkilatlarıyla, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, tamamıyla, istişarelerle, onların vermiş olduğu fikirler alınarak, bunlar bir havuza toplanarak, başta tabii ki genel başkanımız, başbakanımızın liderliğinde, onun oluşturduğu bir ortamda bunlar oluşur. Ve tabii ki bakın şunu, ama asla ve asla bunu ben saygısızlık olarak görüyorum. Cumhurbaşkanımızın gönderdiği bir liste olarak böyle bir şekilde algılanmasını. Ama diğer taraftan şunu da unutmamak lazım. Bak, Cumhurbaşkanımız siyasetin ta göbeğinden gelen birisi. Cumhurbaşkanımız siyasetin ta içinden gelen birisi. 40 yıldan beri siyasetin, 40 yıl aşkın bir süreden beri siyasetin içinde. Bu davanın bayrağı, sancağı olmuş. Bu bayrağın temsili, timsali olmuş olan birisi. Partimizin onursal kurucu genel başkanı. Şu andaki genel başkanın, şu andaki başbakanın, Cumhurbaşkanımızla istişare etmesi, onun görüşlerine de başvurması kadar doğal bir şey olamaz. Bu birilerini rahatsız ediyorsa, o onların rahatsızlığı, bizi ilgilendirmiyor. Etmeye ama devam etsin diyorsun. Etmeye de devam etsin. Biz şu anda muhteşem bir kongre yaptık. Yani bizim AK Parti kongrelerimiz muhteşem bir şölen havasında olur, bir düğün havasında olur. Orada bir ateş yakılır. O yakılan ateşle Anadolu'nun tamamına bir heyecan verilir. Ve bu kongrede müzik yoktu. Bu kongrede işte ne bileyim otur, çiçek atmak ve etkinlikler, şenlik, şölen havası yoktu. Şehitlerimize olan saygımızdan dolayı o bölümünü tamamen iptal ettik. Evet. Ama ona rağmen muhteşem bir kalabalık, muhteşem bir coşku dışarıda ve içeride vardı. Ve ben ortaya çıkan sonuçlar da yani şöyle sözlerinizin başında söylediğiniz 31 kişi dışarıda kaldıdan ziyade, bakın o kadar muhteşem bir havuza sahibiz ki, o kadar çok geniş bir kadrolara sahibiz ki, AK Parti şu anda en az şu kalitede, yani şu andaki kurulan kalitede 1000 tane MKYK kurar. 1000 tane MYK kurar. Böyle bir zengin havuza sahip. Ve şu anda MKYK'da olan üyeler, MKYK üyeleri ne kadar yetkinse, ne kadar bu işe layıksa, ne kadar bu iş için uygunsa, ayrılanlar da o kadar uygundu. Bu bir nöbet değişimi. Ve bundan sonra da bu nöbet değişimi devam edecek. Şimdi ben tabii AK Parti bu ülkenin şu an itibariyle tek başına iktidara gelme ihtimali olan, aday olan tek parti. Bütün siyasi partilere soruyorum, mensuplarına soruyorum. Diğer siyasi partilerin tek başına iktidar gelme gibi böyle bir şey var mı? İhtimali var mı? Kendileri böyle bir şeye inanıyorlar mı? Hayır. Bırak tek başına. Koalisyonda iktidar olmayı bile asla hayal etmeyen bir dönem yaşamadık mı şimdi? Evet. Asla böyle bir şey kabul etmeyen bir dönem yaşamadık mı? Yaşadık. Şimdi tek başına iktidar olma ihtimali bu kadar yakın olan ve buna aday olan ve Allah'ın izniyle 1 Kasım'da olacak olan bir partide kadroların değişiklikleri, bir MKYK son derece önemlidir. Burada yapılacak, burada yapılan değişiklikler, buradaki nöbet değişimleri de son derece önemlidir. 1 Kasım'a yönelik. Son derece önemlidir ve bunun da kamuoyunda, halkta, yani 78 milyon tarafından bunların dikkatle izlenmesi, tartışılmasında ben son derece doğal karşılıyorum. Evet. Başka partilerde bakın CHP'ye. Her kongrelerinde inanılmaz değişiklikler olur. Her kongrelerinde çok daha başka yerlerde olur. Her şey böyle büyük rüzgarlar eser. Bundan 3 sene önce, 5 sene önce çok önemli noktalarda olan ne bileyim 5 parti. 5 senede 3 tane olağanüstü yani bu bunlar tabii ki yani onları eleştirmek anlamında asla öyle bir şey söylemiyorum. Çünkü onların da kongrelerinde saygı duymak lazım. Oluşan yönetimlerin de saygı duyuyorum. Ama demek ki bu kadar dikkat ediliyorsak evet biz doğru yoldayız ve eleştiri değil de konuşuluyorsa evet. Tartışılıyorsa da evet, evet. Bence doğru bir noktadayız. Batuhan haklı olarak kongre çok yakın bir tarihte yapıldı ve şu anda da Türkiye bunu konuştuğu için size en çok dillendirilen soruyu sordu. Yani bu dillendirilir, bunun dedikodusu yapılır. Siz de cevabını verdiniz. Sayın Cumhurbaşkanı bugün akşam bir açılışta yaptığı konuşmada, bir kongrede, bir gençlik kongre, Türkiye Gençlik Vakfı Kongresi'nde yaptığı konuşmada paralel yapıyla mücadeleden bahsederken PKK terör örgütü HDP ile paralel yapı işbirliği yaptığını söyledi. Yani bunlar işbirliği yapıyorlar dedi. HDP'nin işte Diyarbakır Belediye Başkanı ziyaret edilmesi, devlet içerisinde hala paralel yapının uzantısı olan bir takım polislerin davranışları, paralel yapıya ait gazete ve televizyonların örgütle adeta örgütü ve HDP haklı çıkarırcasına devleti tek taraflı eleştirdi. Buna benzer bir sürü şey söyledi. Sonuç paralel yapıyla ilgili de yeni bir evreye de girildi. Çünkü paralel yapının bir de bir ekonomik bacağı var. Yani ciddi bir ekonomik ayağı var.
Evet. Finans ayağı var. Bu bütün bu kadar faaliyet, bu kadar bilmem kaç ülkede okullar, şunlar, bunlar, bu değirmenin suyunun geldiği bir yer var yani. Bunun ekonomik ayağına yönelik olarak geçen günlerde Koza İpek grubuna, bugün de Boydak grubuna bir operasyon düzenlendi. Bu operasyona ilişkin büyük iddialar var ve işin kötü tarafı TÜSİAD da paralel yapıyla ilgili bu operasyonla ilgili bir açıklama yaptı. Ne diyeceksiniz bütün olup bitenlere? Bu özellikle bu işin ekonomik bacağına yönelik operasyonlar devam edecek mi? Yani bu işin finans ayağına yönelik. Çünkü bu yapı yurt dışında da maalesef Türkiye'yi tehdit etmeye, Türkiye'nin Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapmaya, uluslararası kurumlarda, Avrupa Birliği'nde, Avrupa Parlamentosu'nda. İşbirliği artık Türkiye'yi her yere şikayet etmeye. Evet, her yere şikayet ediyor şu anda. Buyurun. Evet, bu akşam hakikaten ben öncelikle bu kongrede, toplantıda emeğe geçen bütün gençlik federasyonlarını, bunların başkanlarını tebrik ediyorum. Hakikaten muhteşem bir gençlik, evet, gençlik ayaklanması diyelim. Evet, evet. Gençlik şöleniydi. Yani teröre karşı. Her şeye karşı. Yani, birlik ve beraberliğe, evet, karşı. Biraz önce söylediğim gibi Cumhurbaşkanımız orada, bu salonda Türk var mı, var? Hep beraber. Evet, evet. Bu salonda Kürt var mı, var? Arap, evet, var mı, var? Evet. Laz, Çerkez, Alevi, Sünni var mı? Hepsi, evet, var. Evet. Bu birlik ve beraberlik göstergemiz. Bu bir ve beraber duruşumuz. Özellikle gençlerimizin duruşu bu terörün, bölücü terör ve paralel yapı terörünün en büyük ilacı. Bunların, bunları çıldırtan, bunların istemedikleri görüntü işte bunlar. Birlik ve beraberlik görüntümüz. Ben Türkiye'mi, bütün Türkiye'ye söylüyorum. Bütün vatandaşlarımıza, bütün insanlarımıza. AK Partilisi, CHP'lisi, MHP'lisi, diğer partiler tamamına söylüyorum. Aynı vatanın evlatlarıyız. Aynı milletin evlatlarıyız. Aynı bayrağı gördüğümüz zaman hepimizin tüyleri diken diken oluyor. Aynı devlet diyoruz. Öyle diyorsak gelin bu teröre karşı, terör belasına karşı, bu devleti ve bu ülkeyi kasteden her türlü girişime karşı gelin bir ve beraber olun, birlikte duralım. Gerek silahlı, gerekse bölücü, gerekse hukuk dışı, ülkeyi ve devleti bir şekilde rahatsız ederek devleti ele geçirmek üzere yola çıkan her ne kadar yapılanma varsa hepsine karşı bir ve beraber olalım diye ben buradan çağrıda bulunuyorum. Sizin söylediğiniz bugün o işte TÜSİAD'ın açıklamasıyla ilgili, ben bugün terörle ilgili bu ülkeni de anaların gözyaşı döktüren, kardeş kanı akıtan, bu ülkeyi bölmek ve parçalamak üzere açık açık bunu beyan eden ve söyleyen terör örgütü ve onu destekleyen partiyle ilgili, ben bugüne kadar TÜSİAD'dan güçlü bir açıklama hep bekledim. Ama gelmedi. Ve ben şu anda bu operasyonlarla ilgili, yani adı geçen şirketlerle ve bunların finans kaynaklarıyla ilgili, maddi kaynaklarıyla ilgili yapılan soruşturmalar veyahut da sürdürülen süreçle ilgili, yargı aşamasında ve soruşturma aşamasında olduğu için nezaketten, bunun nezaketinden dolayı pek konuşmak istemiyorum ama bu ülkede her kim ki var bu memlekette ahlaklı bir şekilde vergisini ödemedi, her kim ki var bugün bu ülkede kayıt dışı, hukuk dışı bu ülkeyi kast ederek, bu ülkeyi kast eden her ne varsa onlara destek vererek, gerek finans, gerek maliyet, gerek ekonomi, her alanda nerede varsa bunun hesabı sorulmalı. Sonuna kadar gidilmeli. Bakın, bu bir operasyon. Gerek terör örgütüyle, bölücü terör örgütüyle bir operasyondur bu. Gerekse diğer bütün devleti kast eden paralel yapılanma gibi veyahut da onunla dışındaki tüm çetelerle. Bu topyekun bir milli operasyondur. Milletin operasyonudur. Operasyonu ben hep ameliyata benzetirim. Nasıl ki bir cerrah, bir doktor, bir hekim ameliyatın başına geçtiğinde bunu yarıda bırakmazsa, biz de bunu yarıda bırakmayacağız. Sonuna kadar gideceğiz. Temizlenene kadar, sonuna kadar gideceğiz. Bu vücut, yani bu millet, bu devlet, bu ülke sağlığına kavuşana kadar, artık hiçbir şekilde hiçbir habis, uğur, hastalık tehdit etmeyene kadar kendini, sonuna kadar gideceğiz. Neye mal olursa olsun, nereye giderse gitsin, ne olursa olsun. Bugün bakın, hakikaten muhteşem bir söz. İmam Şafii'ye sormuşlar. Fitne zamanı doğruyu, hakkı nasıl anlarsın diye. Demiş ki, düşmanın oklarının hedefindekine bakarım. Düşmanın oklarının hedefindeki doğrudur ve haktır. Bugün düşmanın okunun hedeflerine baktığımız zaman oradaki olanı ben sonuna kadar arkasındayız diyor. Sonuna kadar onunla beraberiz. Nereye kadar giderse gitsin. Bütün okların hedefinde, bütün hepsinin hedefinde. Bugün Recep Tayyip Erdoğan varsa, bugün AK Parti varsa, bugün AK Parti'nin genel başkanı ve başbakanı varsa biz doğru yapıyoruz.
doğru yoldayız ve inandığımız doğru bedeli ve sonucu ne olursa olsun sonuna kadar da gideceğiz. Efendim sürede bir taraftan geçiyor. Çok sorumuz var. Dün Sayın Bahçeli'nin bir yazılı açıklaması vardı. Daha doğrusu yazılı metni okudu. Çok sertti. Hani çok sertti demek bile aslında az kalıyor. Çok 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 sertti. AK Parti'yi PKK ile işbirliği yapmakla suçladı. Birçok şeyi suçladı ama bir gün önce partinizin abilerinden olan Bülent Arınç'ın sözlerini de örnek göstererek yaptı. Şimdi orada Abdullah Gül'ün 11. Cumhurbaşkanı'nın davet edilmesi partiye, Binali Bey'in 900 imza topladığı konusu ve Bülent Arınç'ın özellikle biz ben oldu ve Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelttiği eleştirilerin MHP lideri tarafından da kullanılması dikkat çekiciydi. Siz bununla ilgili bazı şeyler söylediniz ama 1 Kasım'a giden yolda partinizi bunlar yaralıyor mu yoksa siz yolumuza devam ederiz mi diyorsunuz? Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçimlere artık 50 günden az bir süre kala. AK Parti milli bir harekettir. AK Parti'nin ruhu hani o biz bu kongrede 2002 ruhuna dönmek falan onu bakın bu ülkenin AK Parti'nin ruhu ta ki Medine'ye kadar gider, Mekke'ye kadar gider. AK Parti'nin ruhu 1071'e kadar gider, 1299'a kadar gider, 1453'e kadar gider. AK Parti'nin ruhu 1920'ye, 23'e kadar gider. AK Parti ruhunu oradan alır. Milletin tüm o geçtiği o süreçlerden, o muhteşem oluşumlardan taş taş, yapı yapı oluşturarak o noktaya geldi. AK Parti bir birlik beraberlik partisidir. AK Parti bir vefa. AK Parti kardeşlik, AK Parti dayanışma, AK Parti yek vücutluk partisidir. Onun için başta söyledim milli bir harekettir diye. Tabii ki insanların görüşleri olabilir. AK Parti de bir sonuçta bir vücut olarak görürsek AK Parti'yi oluşturan insanların bir farklı görüşleri de olabilir. Ben burada Sayın Bülent Arınç hakkında veyahut da başka kişiler hakkında AK Parti'nin kurucular hakkında söz söyleyecek noktada değilim. Ama tabii ki bazı açıklamalar da bizi üzer. Bazı açıklamalar da bizi zedeler, yaralar. Ama AK Parti yolunda devam eder. Bunu herkes böyle bilsin. Yani orada tabii ki Devlet Bahçeli siyaseten Bülent Arınç'ın konuşmalarını malzeme ediyorsa bu beni üzer. Bu olmamalıydı. Bu söylenmemeliydi. Yani bir taraftan eleştirdiğiniz konuların çok daha büyüğünü kendiniz yaparsanız bu bir çelişkidir. Ben bu çelişkiyi partimizde hakikaten çok önemli görevlerde bulunmuş, ülkemizde çok onursal görevlerde bulunmuş, vazifelerde, makamlarda bulunmuş Bülent Bey adına ben üzüntüyle karşıladım. Onu söylemem gerekiyor. Evet. Üzüldüm tabii o geçtiğimiz hafta o açıklamalardan dolayı üzüldüm. Diğer taraftan da Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Bey de bu partimizin bir kurucusudur. İlk başbakanıdır, ilk cumhurbaşkanıdır. Partimizin dışında gibi bir algıyla davet edilmeye ihtiyacı varmış gibi bir şey yaratmak. Bu da yanlıştır. AK Parti, Abdullah Gül bu partinin tam orta yerindedir, göbeğindedir. AK Parti'nin içindedir. Onun için de bu spekülasyonları ben ihtibar etmemek gerektiğine inanıyorum. Bakın AK Parti bir vefa partisidir. Ve insan vefadır. Vefa insandır. İkisi bir vefa yoksa insan yoktur. Onun için ben vefayı da çok önemsiyorum. Ve bu tabii ki bu dönemde özellikle hepimizin de hassas olması gereken dönemlerdir. Parti içinde tartışabiliriz. 50 kişilik MKYK'da 50 ayrı fikir vardır. Önceki başbakanımız, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dı. Otururdu saatlerce. Ama saatlerce. Belki 10 saat. Herkesi dinlerdi. Sınırsızca dinlerdi ve not alırdı. Şimdi başbakanımız saatlerce bir de o şekilde aynı şekilde dinliyor ve notunu alıyor. Orada her türlü tartışma yapılıyor. Orada her türlü görüş beyan ediliyor. Herkes görüşünü sonuna kadar savunuyor. Sonunda bir karar veriliyor. Öncesindeki bütün görüşlerin beyan edilmesi, tartışılması, herkesin kendi görüşünü savunması bir insani haktır. Ama ondan sonra, karar alındıktan sonra o karar benim namusumdur. O kararı sonuna kadar savunurum. Katılmasam da,
Partili olmak budur. Parti disiplinli olmak budur. Çünkü 50 kişinin içinde bana sonuna kadar hak verilmiş. Sözümü söyleme ve sözümü savunmakla ilgili. Orada sözümü söylemişim, savunmuşum ve destek istemişim diğer hazurundan. Ama benim dışımdaki diğer fikir kabul edilmiş. Kabul edilen fikir benim fikrimdir. Ve tekrar altını çizerek söylüyorum. Benim için bir namustur. Ve ondan sonra benim yapmam gereken şey vefadır. O vefayla ilgili kırıklık hepimizin üzerinde. Aslında şöyle bir şeyin arayışı içerisinde herkes. Veya size muhalefet edenler öyle bir fitnenin peşinde olabilirler. Biz de bunu gazeteci olarak sormak durumundayız. Yani MYK listesinde yer almayanlar veya bu dönem milletvekili adayı yapılmayacak olanlar, bunların hepsinin belli bir çevrede yeni bir parti, yeni bir siyasi çıkış, doğru mu? Evet, doğru. Yeni bir parti, yeni bir siyasi çıkış. Veya Nur abi 1 Kasım sonrasına aslında, siyasi hesap. Yani siz AK pozisyon Parti'de şu ana kadar görev yapmış olan büyükleriniz, kurucularınız, bu Sayın Gül de olabilir, Sayın Arış da olabilir, diğerleri de böyle bir şey bekliyor musunuz? Yani görev alırlar veya almazlar. Çünkü sizi başka türlü sandıkta şey yapamıyorlar. 13 yıldır bir türlü sandıkta iş hallolmuyor. Ancak böyle bir beklenti içerisine giriyor muhalefet. Ben AK Parti'nin hiçbir mensubunum. 9.700.000 üyemiz var. 9.700.000 üyemizin, tabii ki kurucularımızın, partimizde bugüne kadar hizmet etmiş olan, bütün organlarında hizmet etmiş olan ve Allah'ın her kula nasip etmediği, bu millete hizmet anlamında da en yüce makamlarda bulunmuş olan hiçbir kimsenin böyle bir ihanet içinde yer alacağına inanmıyorum. Zannetmiyorum. Böyle bir beklentiniz yok. Bu kesinlikle, yani bu her kim ki burada kendine yer bulamadı, kim burada istediği davasını savunamadı, kim dilediğince serbest bir şekilde konuları tartışamadı, bu burasıdır. O zaman herkesin ayrı görüşü varsa sadece MKYK'dan alalım. 50 tane ayrı parti mi kuracağız? Evet. Böyle bir şey ben ihtimal dahilinde görmüyorum. Efendim çok tartışıldı ya, 1 Kasım sonrası için siyasi pozisyon alma diye bunlar dillendirildi. Herkes gönlünden geçeni söylüyor. Evet. Herkes canının istediğini söylüyor. Doğru. Artık bakın şimdi bu siyasi ortamda buna en çok sevinecek olanlar bunu dillendirmek isterler. Olanlar. Çünkü bakın neler yapmadılar bugüne kadar bize? Meydanlarda, seçimlerde, sandıkta, milletin iradesinde halledemeyeceklerini gördüklerinde ordu göreve diye meydanlarda bağırmadılar mı? Evet. Ordu göreve. İndirin bunları demediler mi? Yargıya komik, çok komik mazeretlerle, gerekçelerle bu partiyi kapatın demediler mi? Baktılar orada da o da olmadı. Millet itibar etmeye devam ediyor. Teveccühünü göstermeye devam ediyor. %41 diğer iki parti, en yakın partinin toplamından daha fazla oy alıyor. Yargıya götürdüler, mahkemelere götürdüler, kapatın diye, o da olmadı. Evet. Peygamber ocağımız ordumuza dediler ki bunları alın görevden indirin. Başka türlü şansları yok. Bakın bu sistemin en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu işte. Maalesef ana muhalefet partisine bir dahaki seçimde ben varım ümidi vermiyor, veremiyor. Bunu vermediğiniz zaman da ana muhalefet partisi veya muhalefet partileri bir akılları fikirleri demokrasi dışı ve hukuk dışı ve milletin iradesinin karşısında hareketler olmak veyahut da demokrasi ve hukuk dışı ne kadar yoldan geçen varsa onların peşinde ellerinde tenekelerle onların peşine düşmek. Yaptıkları bu. Çünkü milletten ümitleri yok. Millet bunlara iktidar vermiyor. Ve millet bunlara iktidar vermeyecek. Onun için diyoruz zaten gelin sistemi de konuşalım. O zaman efendim yine elde HDP kalıyor 7 Haziran'da olduğu gibi. AK Parti'nin önü yine HDP ile kesilecek. Öyle böyle, görünüyor. Böyle bir komedi demeyeyim de. Hakikaten böyle bir trajedi olur mu? Bir partinin genel başkan yardımcısı, bir partinin meclis grup başkan vekili, bir partinin bakanlık yapmış olan büyüğü, bir partinin milletvekili çıkıp da ben HDP'ye oy verdim der mi? Ve bu şekilde hakikaten farklı niyetlerle, farklı ambalajlarla bir barış güvercini olarak kandırılarak bu millete yutturulmaya çalışılan bu parti. Evet. Bugün PKK ile %100 örtüştüğü artık kamu alem tarafından bilinen bu partiye. Cemil Bayık dün oy istedi. Oy veren hakikaten samimi ben kardeşlerimize söylüyorum. Evet. %100 teröre oy verdiğinizin farkında mısınız? %100 PKK'ya oy verdiğinizin farkında mısınız? Ben herkesin oyuna saygı duyuyorum. Tekrar gidip de oraya oy verirlerse de eyvallah diyorum. Evet. Ama ne olur? Ne olur diyorum ki amaç AK Parti'yi indirmekse, amaç AK Parti'yi aşağıya çekmekse bu senin partinde gizli.
Gel sen bunu kendi partinde yap. Git partine oy ver. AK Parti'ye zinhar oy verme. Efendim aslında söyledim. CHP'ye oy ver. MHP'ye oy ver. Başka partiye oy ver. Ama partine oy ver. Evet, bir ara vermem lazım Sayın Bakanım. Aslında... Ama ben biraz önce Nuri Bey'in söylediği bir şey var. Onu altını çizerek burada söylemek istiyorum. Gözlerimizle şahit olduğumuz için söylemek istiyorum. Bugün Anadolu'nun o güzel şehirlerinde, Anadolu'nun bugün Denizli'de o ablalar, o abiler gittiler. Benim vatandaşıma, benim kardeşime HDP'ye oy verin dedirttiler. Evet. Oy verdirtmek için gayret gösterdiler. Allah şahittir ki inşallah onlar da vermemişlerdir. Bundan sonra da bu oyunlara düşmeyecekler. Tabii bir taraftan da efendim ara vermemiz lazım. Söylediğiniz çok önemli, metropollerde özellikle aldığı o İstanbul'da üçüncü olması CHP'nin oylarını HDP'ye kanalize etmesiyle de alakalıydı. Bütün bunları konuşacağız. 1 Kasım'a giderken, seçimlere giderken ekonomide neler oluyor? Makro ekonomide neler oluyor? Doları konuşacağız tabii evet. ki. Ekonomiyi çünkü... konuşacağız derken doları konuşacağız. Tabii. Ayıralım yok, onu. Ben ama hani makro ekonomik ekonomi göster... başka bir şey. Dolar ben başka... şöyle dedim. Makro ekonomik göstergeleri konuşacağız ve dolar fiyatlarını da konuşacağız. Doların tabii. Şu andaki hali çünkü ekonomiyle evet. pek örtüşmüyor. Biraz böyle üçlerin de altına gitti. Bugün Big Mac fiyatıyla ilgili bazı değerlendirmeler var. İşte 3.28'ler falan söyleniyor bazı ekonomik alanlarında. Sizler neler diyeceksiniz? Efendim kısa bir aranın ardından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'ye ekonomiye dair sorularımızı yönelteceğiz. Bizden ayrılmayın efendim. Evet efendim, yayına devam ediyoruz. TGRT Ankara stüdyolarındayız. Konuğumuz Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekçi. Siyaseti konuşuyorduk efendim, çok az artık soracağımız sorular fazla olduğu için sizden istirham ediyoruz. Kısa kısa cevaplar alabilirsek mümkün olduğu kadar. 1 Kasım'da önemli bir seçime gidiyor Türkiye. 1 Kasım'la 7 Haziran arasındaki fark ne olacak? Londra kaynaklı bazı haberlerde AK Parti'nin daha aşağıya çekileceği, ikinci büyük darbeyi indirileceği AK Parti'ye ve ardından da Tayyip Erdoğan'a üçüncü darbenin indirileceği yine kulaktan kulağa dolaşan bir unsur. Buna karşılık da sizin tek başına iktidar hedefiniz var. 13 yıldır Türkiye'yi yönetiyorsunuz ve tekrar yöneteceğiz diyorsunuz. En büyük aday, en büyük namzet biziz diyorsunuz. Bu iki şey çarpışacak. Nasıl olacak bir 7 Haziran'dan farklı olarak? Londra kaynaklarını bir kenara bırakın. Türkiye kaynakları tam tersini söylüyor. Türkiye kaynakları, Anadolu kaynakları, benim insanımın kaynakları, benim insanımın gönlü, kalbi tek başına iktidar diyor. Benim insanım gördü. Tek başına istikrar, yani siyasi istikrar ve ekonomik istikrar ve tekrar büyüme. Tekrar 2023 hedeflerine doğru. 2053 ve 2071 hedeflerine doğru. Yeniden şahlanışa geçecek olan Türkiye'nin tek bir anahtarı var. O da tek başına iktidar. Biraz önce söylediğim gibi bugün Türkiye'de, bu topraklarda tek başına iktidara namzet tek bir parti vardır. O da AK Parti'dir. Onun dışında başkalarının ne oyunları varsa, onun dışında başkalarının ne hesapları varsa... Bugüne kadar olduğu gibi son 13-14 yılda bu millet kaç tane oyun bozdu? Bizim bildiğimiz 10-11-12 tane oyun bozdu. Evet. 367 oyunlarını bozdu, kapatmaları bozdu, aklınıza gelebilen tüm oyunları. 27 Nisan. 17 Aralık, 25 Aralıkları bozdu, 27 Nisan muhtıralarını bozdu, hepsini. Millet dedi ki ben varım. Biz tekrar şunu söylüyoruz. Bu millet ne derse o. Bu milletin söylediği sözün ne önünde virgül, ne arkasına nokta koyuyoruz. Millet nasıl söylüyorsa. Bakın ne diyor? Çoğunluk yanlışla ittifak etmez. Çoğunluk, bu milletin ekseriyeti. Allah'ın izniyle göreceksiniz. Tek başına iktidarı 1 Kasım seçimleri ortaya çıkacak. Ha bu ortaya çıktıkça, bu görüntü, bu resim ortaya çıktıkça ülke rahatlayacak, ekonomi rahatlayacak, ülkenin geleceğindeki o sis bulutları ortadan kalkacak ama birilerinin ufku kararacak. Birilerinin geceleri kararacak. Birilerinin hayalleri suya düşecek. En büyük kavga, o sizin dediğiniz, ben ismini telaffuz etmeyeceğim, o şehirle ve ülkeyle ilgili. 2003 yılında benim ülkemde, benim bu garip ülkemde, 2002 sonu itibariyle toplanan 100 liralık verginin 86 lirası faize gidiyordu ve %100'ü de yurt dışına transfer ediliyordu. Yurt dışına. Bugün benim ülkemde toplanan verginin 13 lirası, 100 liranın 13 lirası faize gidiyor. Biz buna da karşıyız, buna da direniyoruz ki en aşağıya çekene kadar mücadele. Kavga bu. Eski şekilde olsun isteniyor. Dizlerinin üzerine çökmüş olan bir Türkiye ekonomisi, birilerine tabi olmuş olan bir Türkiye ekonomisi Anadolu'dan çıkıp gelmiş ki birileri bunu farklı şekillerde de yorumlayabilirler ama bu ülkenin evlatlarından
Yani başkaları değil miydi anlamında söylemiyorum. Bu sistemin içinden, eli taşın altında, bu ülkenin sanayisinden, ekonomisinden, ihracatının içinden çıkıp gelmiş olan bir ekonomi bakanı değil, Dünya Bankası'ndan ve IMF tarafından memur olarak gönderilmiş olan ve Türkiye'de bırak ekonomiyi, devleti tek başına yönetir hale gelen ekonomi bakanlarının yine aynı şeyleri istiyorlar. Bu bir daha olmayacak. Bu ülkeye... Aslında Batuhan'ın sorusuna ilave bir şey sormak istiyorum size. Doğrudur. Yani hakikaten biz 7 Haziran'da tabloyu gördük. Millet de gördü. Hepimiz gördük. Hakikaten Türkiye'nin petrolü, doğalgazı yok ama siyasi istikrar, güven ve istikrar hakikaten petrol ve doğalgaz kadar şeyde kıymetli bir argüman. Ekonomi için önemli bir girdi. Fakat sizin her seçimdeki en önemli başarı hikayeniz ekonomiydi. Evet. Yani insanlar sizin iktidarlarınız ekonomiyi iyi yönetti. Müthiş başarılara imzalar atıldı. Yani şu ortamda bile büyüme 3.8 geldi. Dünyanın en hızlı büyüyen 7. ülkesi. 7. ülkesi. Evet. Ya bütçe fazlası veren bir ülkesi. Tabii tabii bütçe fazlası verdik bu ay. Yani terörün coştuğu, Türkiye'yi böyle kan gölüne çevirmeye çalıştığı 3 tane terör örgütünün paralelinde sayarsak 4 terör örgütünün aynı anda savaş açtığı bir ülkede 3.8 büyüme geldi ve bütçe fazlası verdi. Fakat bu dönemde de hani oynayabildikleri kadar oynamaya da devam ediyorlar. Bu dengeler bozuldukça, evet. Öyle mi? Doların fiyatı yükseldikçe, işte birileri doların fiyatına bakarak her şeye zam yaptıkça, böyle insanlarda bir tedirginlik, insanlarda bir geleceğe ilişkin kaygılar, bu ekonomideki bozulmalar spekülatif de olsa, zorlama da olsa bu bozulmalar sizi etkiler mi, etkilemez mi? Hangi ölçüde etkiler? Bir de dolarla ilgili bize biraz bilgi verin lütfen. Gelin beraber bir bakalım hep beraber. Evet. Ekonomideki bozulmalara. Evet. Ekonomide bozulma var mı yok mu ona bakalım. Şu anda biraz önce de bahsettiğimiz gibi 2015 yılında ikinci çeyrekte %3.8 büyüyerek dünyada 7. en yüksek büyüyen ülkeyiz. Evet. Avrupa'nın tamamından daha fazla büyüyoruz. Ve yurt dışında bazı ülkeler var. Cari açık. %9'lardan 2014'te %5.7'ye indirmişiz. Şimdi? %30 civarında iyileşme. Evet. Şimdi bakın ilk defa Türkiye'de cari açık ve bütçe açığı, o ikiz açıklarla ilgili ilk defa artık Türkiye'nin cari açık ve bütçe açığı diye bir problemin olmadığını biz gördük. Büyük bir onurla söylüyoruz. Büyük bir zafer edasıyla söylüyoruz. Bu sene %4'e inecek bakın. %4'lü rakamları göreceğiz cari açıkta. İnanılmaz bir şey. 2013'te bunu söyleseydi kimse inanmazdı. Yani ekonomi anlamında yani ekonomik problemler diyoruz. Ekonominin kötü. Tek tek gidelim. Enflasyonla ilgili. Bakın şu anda %7'leri görüyoruz. %6'lara doğru inşallah göreceğiz. Bu doların fiyatı Nuri abinin sorduğu gibi enflasyonu çıkartmaz mı Sayın Bakan? Yani şu anda tabii onun yüzünden tam anlamımız istediğimiz anlamda aşağıya doğru inmiyor. Evet. Ama bakın dolar fiyatıyla ilgili 7 Haziran öncesine gidelim. Mayıs'ın ortalarında, Mayıs'ın başında ben bir şey söylemiştim. Dedim burada ki, bu yayında söylediniz hatta. Evet burada söyledim. Dedim ki seçim sonuçları tam olarak ne algılanmaya başladığında doların üzerindeki spekülatif o marş gider dedim ve iner dediniz. 15, 16, 17 Mayıs'a kadar da dediğimiz şekilde aşağıya doğru indi. Ondan sonra tabii ki bu yapılan araştırmalarda, soruşturmalarda seçim sonuçlarıyla ilgili netlik ortadan kalkmaya başlayınca tekrar spekülatif bir şekilde yukarı doğru getirildi. Ve o güne kadar biz dolar TL kurunda 6 para birimi dolar endeksini oluşturan İngiliz sterlini, Japon yeni, işte Euro'su, İsviçre frangı, Kanada doları gibi 6 para birimin oluşturduğu sepet %21-22'ler civarında değer kaybederken Türk lirası onlardan 1-2 puan daha aşağıdaydı. Evet. Yani dünya dolara karşı bu dünyanın global ekonominin dolarla ilgili topyekün bir değerlenmesi, yeniden bir seviye oluşturmasıyla ilgili bir hareket. Biz 7 Haziran'dan sonra ayrıştık. Evet. Şu anda o ülkeler 6 para birimi %21,5 civarında değer kaybetmişken bir yıllık periyotta Türk lirası %28 değer kaybetti. Yani %7'lik bir farkımız var. Ve göreceksiniz 1 Kasım'la ilgili sonuçlar Allah'ın izniyle, milletimizin de iradesiyle, milletimizin de hakikaten resmi bütün her şeyle gerek terör, gerek ekonomi, gerek siyaset, kim ne dediğiyle ilgili millet tekrar o muhteşem terazisini eline alıp da o terazinin şekli ortaya, dengesiyle ilgili şekli ortaya çıkmaya başladığı andan itibaren tekrar söylüyorum size. Ekim başından itibaren o dolar üzerindeki o dediğimiz spekülatif marş
kendiliğinden yavaşça ortadan kalkacaktır ve istediğimiz seviyelere doğru gelecektir. Bakın neler oluyor. Tek aslında Türkiye'de tek başına iktidar olursa, hangi parti olursa olsun, siz veya bir başkası, tek başına iktidar geldiğinde doların nereye kadar gerilemesini bekliyorsunuz? Ben onunla ilgili dikkat ettiyseniz şimdi rakam söylemem. Ama gerileyecek. Ama üzerinde mi marj olduğunu, üzerinde bir spekülatif marj olduğunu söylüyorum. Sayın Bakan, 3'ün üzerinde durmuyor. Bugün 3'ün altına indi bir. Dolar endeksi... Yok, 3.01'de kaldı. Dolar endeksi paralarına baktığımız zaman oradaki %21'lik rakamlar, biz bakın, Türkiye olarak dünyada Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşması olan, ekonomik anlamda hemen hemen entegrasyona doğru yaklaşmış olan tek ülkeyiz. Avrupa Birliği dışında olan tek ülkeyiz. Ve biz ihracatımızın %43'ünü Avrupa Birliği ile yapıyoruz. Doğrudan yabancı sermaye girişlerimizi %70'ini Avrupa Birliği'nden alıyoruz. Yani euro olarak diyorsunuz değil mi? Tabii ki. Euro pazarından olarak alıyoruz. Avrupa Birliği Merkez Bankası kararlarından etkilenme anlamında söylüyorum. Ve biz bu dolar kuruyla ilgili nereye doğru gelir? Bu sepetin olduğu yere doğru gelir. Türk lirası 21,5'lara 22'lere gelir. Oralara doğru gelir. Eğer güçlü bir iktidar çıkar ve Türkiye büyümeyle ilgili, Türkiye kalkınma, gelişme ve istihdamla ilgili o hedeflerine doğru çok güçlü yürüyüşünü ortaya koyduğu andan itibaren biz dolar endeksinden de ayrılırız. Pozitif anlamda ayrışırız. Çünkü makro göstergeler iyi diyorsunuz. Bakın biz ne yapmışız? 2015 yılında şu an itibariyle iş gücüne katılım oranı ilk defa %52'ye geçti. Evet. Ve Haziran'da işsizlik rakamları, bu gelen işsizlik rakamlarıyla ilgili, evet, istediğimiz noktada değil. Ama İspanya'da %25 Sayın Bakanım. İstediğim, ama onlar da bizim için örnek değil. Evet. Ama bu anlamda da Türkiye hakikaten çok güzel bir efendim, noktada bir taraftan gidiyor. Da süre hızlı geçiyor. Biliyorum. Biliyorum hangi noktalara gittiğimizle ilgili de. Efendim bir de ihracatı ve faizleri bu noktada size sorabilir miyiz? Siz ihracatla ilgili bir sıkıntı olacak mı 2015'te? İhracat hep bizim dinamomuzdu. İhracattaki bazı düşüş trendleri, İran devreye girdi. İşte İran bizi olumlu etkileyecek derken olumsuz mu etkiliyor? Şu anda ihracatımızda %9.3'lük bir düşüş var. İlk 8 aya baktığımız zaman. Temmuz artı Ağustos rakamları, geçici rakamlarıyla beraber. İthalatımızda ise %11'e yakın bir düşüş var. Ve ilk defa bizim şu anda dış ticaret dengemizde %80'leri göreceğiz. İhracatın ithalatı karşılama oranında. Ve bunun içinde hizmet ihracatımız yok. İhracatımız düşüyor. Biz bunu zaten 1 Ocak itibariyle rakam rakam söyledik ve öngördük. İthalatımızı daha fazla düşürüyoruz aşağıya. Yatırım ve ara mallarında bu düşüş değil, tüketim mallarında düşürmeye devam ediyoruz. Ve Allah'ın izniyle yıl sonunda hizmet ihracatımızı da üzerine eklediğimizde, %80'in üzerine eklediğimizde ilk defa tarihimizde dengeyi konuşmaya başlayacağız. Hani hep diyoruz ya, Almanya fazla verdi, dış ticaret fazlası verdi. Japonya dış ticaret fazlası verdi. İlk defa biz de bu noktaları konuşan ülke haline geleceğiz. Türkiye dış ticaret fazlası verecek. Verecek demiyorum. Verme ihtimali dengeye var. Doğru dengeye yaklaşacağız. Yani %100 iyileşecek. Yani %80 net rakamımız olacak ama %100'e doğru da hizmet gelirlerini eklediğimiz zaman artık %100'e ulaşabileceğimizin şeklini görmeye başlayacağız. Efendim, ithalatın da düşmesi ihracatın düşmesine neden oluyor ya. Türkiye'de ithalata dayalı ihracattan hep o hikayeden bahsedilir ki, onunla mı ilgili bu? Biz bakın, Ekonomi Bakanlığı olarak, yani hükümetimizin bilgisi dahilinde yaklaşık olarak 40 milyar dolarlık İthal etmezsek hiçbir şey kaybetmeyeceğimiz alanın üzerinde çok dikkatli davranıyoruz. Haksız rekabet yapan, benim ülkede iç üretimimi, iç sanayimi, yerli üretimimi sabote eden, başka ülkeler tarafından sübvanse edilen ithalatlara karşı tedbirlerimizi alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Tamam. Yani burada sadece bu sene içinde söylüyorum, sadece bu sene yaklaşık 8 ile 10 milyar dolar civarında net Türkiye ithal etmediği zaman hiçbir şey kaybetmeyeceği ithalatı aşağıya çıkıyor. Fed'in faiz artırma kararı almasını bekliyor musunuz? Bekliyor iseniz buna ilişkin tedbirler alıyor musunuz? Bakın, Türkiye Fed'in faiz artırmasından etkilenmeyeceğini defalarca anlattı. Biraz önce söylediğim rakamları söylüyorum size. İhracatımızın %43'ünü Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. %72 dış ticaret. Fed faiz artırdığında dünya etkilenecektir. Fed faiz artırıyor. Doların değeri artıyor. Avrupa Birliği Merkez Bankası ne diyor? Euro'nun değerini düşüreceğim, faiz artırmayacağım, artı. Amerika parasal genişlemeyi durdurup parasal daralmaya giderken Avrupa Birliği Merkez Bankası ne diyor? Parasal genişlemeyi yapacağım, 1.6 trilyon euro piyasaya para vereceğim diyor. Peki burada Türkiye olarak ABD'nin alacağı kararlardan Türkiye'nin etkilenmesi diğerleri gibi olması muhtemeldir. Ama biz Avrupa Birliği'nden Avrupa Birliği kararlarından daha çok etkileneceğiz. Yani pozitif anlamda
daha çok etkileneceğiz. Bakın ben size bir rakam vermek istiyorum. Buyurun efendim. Türkiye dünyada nasıl görülüyor? 2015 Ocak-Temmuz aylarında Türkiye'ye 7 ayda tam 10 milyar dolar yabancı yatırım giriyor. Geçen seneye göre, 2014'e göre %22 oranında artmış. Bütün bu... Kötüye giden Türkiye bu mu Allah aşkına? Seçim hükümetine rağmen. Hani biz dediniz ya biraz böyle falanca evet. Şehir ülkeden şöyle evet. Dediler. Evet. Bütün dünyanın bakın dünya başka şey söylüyor. Dünya Türkiye'ye bir gelecek olarak görüyor. Dünya Türkiye'ye bir merkez olarak görüyor. Ticaretin, sanayinin ve bu coğrafyaya bakın. Dünyanın... Efendim bu belirsizliğe rağmen siyasi anlamda hükümet kurulamadı ya 7 Haziran'dan bu yana. 10 milyar dolar mı girdi? Ocak ve Temmuz Ocak, döneminde. Temmuz sonu itibariyle tam 10 milyar dolar girdi. Doğrudan bakın bu şey değil. Borsaya bankaya, paraya değil. Türkiye'nin yatırım. Geleceğine inanıyor. Türkiye'ye yatırım. Geliyor. Yatırım. Türkiye'de yatırım yapıyor. Türkiye böyle bir ülke. Bakın Türkiye'nin şu anda hiçbir ekonomik göstergesi. Hadi diyelim ki Türkiye kötüye gidiyor. Dediniz ya ekonomik göstergeler. Türkiye'nin bankacılık sistemi, bankaların sermaye yeterlik oranları. Avrupa Birliği'nin tamamından çok daha iyi. Dünyanın en iyi, hemen hemen en iyi ülkelerinden bir tanesi. Sermaye yeterlik oranları bankalarda %15-16 seviyesinde. Dünyada kabul edilen, evet olması gerekir denen %8'ler seviyesinde. Tam iki mislisiniz. Türkiye'ye bakalım tekrar kötü dediğimiz göstergelere. Kamu borçlanmanın milli geliri oranına bakalım. %30'lar seviyesindeymiş. Avrupa evet. Birliği, bu Avrupa Birliği'nde yüzlü, 200'lü, 300'lü rakamlar görüyorsunuz. Dünyanın bu anlamda en iyi ülkelerinden birisi haline gelmişsiniz. Türkiye'de işte şimdi biraz önce gelin son sözler olarak şunu söyleyeyim size. Dövizle ilgili yaratılan bu spekülatif hareketler. Ekonominin hiçbir göstergesi şu anda bu döviz TL'nin dolar karşısında %7-8'lik o marjını, eksi marjını gerekçe gösterecek bir şey yok. Göstermiyor. Bakın şimdi bu şeyi bir şirket hesabına dökelim. Diyelim ki Türkiye sizin bir şirketiniz. Böyle bir şirketiniz var ki kısa vadeli borçları, Türkiye'nin toplam borcu tamamı 400 milyar doların altında. 396. Evet. Ve Türkiye'nin şu anda kısa vadeli bir yıl içinde ödemesi gereken toplam borcu 125 milyar dolar. Merkez Bankası'nın kullanılabilir kaynakları hemen hemen yaklaşık olarak 100 milyar dolar seviyesine gelmiş. Türkiye'de bankalardaki döviz tevdiat hesabı 196 milyar dolar. Sizin böyle bir şirketiniz var. Ve bir yıl içinde de ödemeniz gereken 125 milyar dolar var deniyor. Elinizdeki varlıklara baktığınız zaman sizin tefeciye gitmenize gerek var mı? Sizin para aramanıza gerek var mı? Sizin bununla ilgili bir endişeye düşmenize ve sizin para maliyetiyle ilgili kapınıza gelip de size para vereyim deyip de bir maliyeti faiz yüksek olanlara itibar etme gibi bir ihtiyacınız var mı? Yoktur. Dimdik ayaktayız Allah'a şükür. Dimdik. Faizlerde bir kıpırdanma var efendim hafiften. Faizlerle ilgili bakın bu yine o da spekülatif. Merkez Bankası arttırmadı ama bankalar böyle yukarı çekiyor. Hem tüketici faizlerini hem kredi faizlerini. Bazıları, bazılarında böyle bir heveslenme olduğunu görüyoruz. Onlarla ilgili de biz onlara dikkatle de takip ediyoruz. Çok da yakından da takip ediyoruz. Öyle bir hareketlenme şu anda yok. Dediğim gibi inşallah millet ülkesine, millet bu ülkeye, bu devlete, millet birlik ve beraberliğine sahip çıktıkça. Bakın bu tüm ilacı birlik ve beraberliğimiz yek vücut olmuş. Sizin son mesajlarınızı alalım. Biz sonuna geldik. Dediğim gibi baştan itibaren Türkiye'de şu anda bakın. Türkiye'nin ek maliyetler ödemesine, Türkiye'nin ekonomiyle ilgili herhangi bir endişe duymasını gerektirecek hiçbir endişesi yoktur. Ama diğer taraftan şunu söyleyeyim. Üreten bir Türkiye, büyüyen bir Türkiye, kalkınan ve istihdam yaratan bir Türkiye. Her yıl 1.6 milyon vatandaşına iş yaratan bir Türkiye. Her yıl ortalama üst üste ortalama %5'in üzerinde büyüyen bir Türkiye. Bugüne kadar öyle yaptık. 13 yıldan beri bugüne kadar ortalama %4.7 büyüdük. 2008 krizinden beri bugüne kadar 24 çeyrekte ortalamamız %5.1 büyüdük. Üreten ama özel sektör eliyle, özel sektöre ağırlık vererek, özel sektörü geliştirerek, özel sektörü geliştirip dünyayla rekabet edebilen bir özel sektör ortaya koyarak, yaratarak inşallah Türkiye'miz geleceğe doğru gidecektir. Efendim, tüm bunların hepsini geçecektir. Herkes bundan emin olsun. Ülkesine inansın, birlik ve beraberliğimize, milletimize inanalım. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyoruz. Ben özellikle bir çağrımız var. Bir de buyurun. Çağrımız var. Bugünkü evet. Muhteşem evet. Bir ortamdı. Evet. Bugün o gençlik evet. Kongresi. Yarın sivil toplum kuruluşlarımızın 14 tane sivil toplum kuruluşlarımızın saat 16, evet. Altına gittiğimiz zaman yüzlerce binlerce evet. Sivil toplum. Yarın saat 16'da inşallah. Ankara'da
yer olarak Sığiye Meydanı'nda muhteşem bir birlik ve beraberlik gösterdi. Bayraklarımızla değil mi muhteşem efendim? Muhteşem bir birlik ve beraberlik gösterdi. Türk bayraklarıyla ve Selahattin Demirtaş'a inan. Pazar günü de Yenikapı'da, İstanbul'da, Yenikapı'da. Saat 16'da bir ve beraber olalım. İnşallah. Bunları kahredelim. Birlik ve beraberliğimizde, duruşumuzda, kardeşçe duruşumuzda, partiniz ne olursa olsun, kim olursanız olun gelin diyoruz. Gel. ETA'nın İspanya Madrid metrosuna yaptığı o hain saldırıdan sonra 5 milyon kişi Madrid'de yürümüştü ve ETA bir daha terör eylemi yapamamıştı Sayın Bakanım. Yarın onu yapalım. Ne kadar önemli. Pazar günü de onu yapalım inşallah. İnşallah. Efendim çok teşekkür ediyoruz. İnanın böyle moralimizin bozuk olduğu dönemde böyle şeye ihtiyacımız var. Biraz morale ihtiyacımız vardı. Ekonomik göstergeler anlamında. Ben gerçekleri söyledim. Makro göstergeler anlamında bizim sandığımız gibi değilmiş. Bunları da öğrenme fırsatı sizin sandığınız değil. Bu ülkeye pazarlanmaya çalışılan gibi değil. Evet ya da söylediğiniz gibi çok teşekkür ediyoruz ben Sayın Bakanım. Ağzınıza Nuri Bey ile beraber İhlas Medya Ankara Grup Başkanı yaptık programımızı. Nuri abi size de teşekkür ediyoruz. Efendim biz her zaman olduğu gibi yorumu siz sevgili seyircilerimize bırakıyoruz. Ankara'dan hoşça kalın diyoruz efendim. İyi akşamlar.